Buyurun. İyi akşamlar. Beni hatırladınız mı? Kahveleri nasıl alırdınız? Bir konuğunuz var Nil Hanım. Öyle mi? Kim? Ben. Neden bu kadar şaşırdınız? Ben de aile dostu sayılırım. He Nil? Hem Tanrı misafiri geri çevrilmezmiş. Çıkabilirsin İffet. Bunun ziyaret için uygun bir akşam olduğunu sanmıyorum. Oo, arkadaşlarının ne zaman gelip gelemeyeceğine kocan mı karar veriyor canım? Melek lütfen. Gerçekten yanlış zamanlama. Sana katılmıyorum. Nasılsın? Siz tanışıyor musunuz? Bir iki kez karşılaşmıştık. Sen de Salma Demircan'sın herhalde. Mithat'ın yeni karısı. Ve işte meşhur Sinan Tara. Nil benden bahsetmiş sana. Bir türlü yüz yüze tanışmak kısmet olmamıştı. Kusura bakma ama kocan çok kabaymış. Dışarıda konuşalım. Burası iyi. Hem önce tatlını bitir istersen. Tabii üstüne tuz biber ekmediysen. Neler oluyor? Olan şu. Siz ne kadardır tanışıyorsunuz bilmem ama Nil benim çok eski arkadaşım. Fazla meraklı bir tiptir. Özellikle başkalarının hayatları konusunda. Melek! Dur kızım, panik yapma hemen. Lafımı tamamlayayım. Bunca zamandır görüşürüz. Beni evine davet etmedi hiç. Ben de onun hayatını merak ettim, anlayacağınız. Biz sizi baş başa bırakalım. Aa, vallahi darılırım. Ben geldim diye gidiyormuşsunuz gibi. Hem belki ilginizi çeker. Değişik hikayeler var bende. Gerçek hikayeler. Ben buna cin cini çarpmazmış deyince eğilip ayaklarıma baktı. Cinim ya. Bakalım ayaklarım ters miymiş. İlginç hikaye. Ancak bizim gerçekten kalkmamız gerekiyor. Muhabbet açmadıysa... Emin ol. Bu gecelik bu bize fazlasıyla yetti. Sana sormadım. Tanıştığımızda memnun oldum ama... Hayatta böyle kibar insanlar da var. Bakıp biraz ders alsan hiç fena olmaz. Ben sizi daha sonra ararım Mithat. Gitmenize gerek yok. Ben de kalkıyordum zaten. Nasılsa daha çok görüşeceğiz. Kendine dikkat et. Nil kendinden daha güzel kadınlardan haz etmez pek. Eski bir hizmetkar. Bazı ruhsal sorunları vardı.